Daha çok var mı? Yok, şu ileriki ışıklardan sola döneceğiz. Oradan da dümdüz devam edeceğiz. Ne var? Sakinleştin mi? Konuşalım mı? Müsait değilim. Ne oldu? Bir haber var mı kızdan? Yok. Kim var yanında? Niye soruyorsun? Abiciğim amma trip yaptın ya. Ya benimle bir ilgisi yok diyorum sana. Sen bana niye bu kadar sinirleniyorsun ki? Kapat sonra arayacağım ben seni. İyi tamam. Ara ama mutlaka bak konuşalım, yüz yüze gelelim. Bunu ben de çok istiyorum. Tamam hadi görüşürüz. Görüşeceğiz. Abi herife bak ya. Ulan gene benim başıma patladı ha. Sence kim o kadın? Kim takmış olabilir o kızın peşine? Sence? Bir Münir Telci prodüksiyon. Evet canım. Evet abi. Dolaylı olarak da Reşat Yaşaran tabii ki. Da niye yapsınlar ki böyle bir şeyi? Hem de bir fahişeyi. Abicim bu kadar basıyor işte kafan. Çok basit. Fatmagül'ün başına sarıyorlar ki koltuğunun altına alsın diye. Sesi kesilsin diye batağa sürüklüyorlar. Olur da konuşmaya kalkarsa ağzı kapansın diye. Öyle bir kız istediği kadar şikayet etsin bizi. Kim inanır lafına? Sen zaten o yolun yolcusun. Kes sesini demezler mi? İyiymiş. İyi tabii. İyi düşünülmüş de. Kerim benden biliyor işte. Pardon. Gel. Beni görmeden çıktın sandım. Birazdan çıkacağım. İş mi konuşuyordunuz? Yo öyle günün planını yaptık bitti. Kızdan haber var mı? Hangi kızdan? Ha Fatmagül'den. Yok bir haber. Zaten biz artık Kerim'le ilgilenmiyoruz. Amcamın kesin talimatı var. Ver bakayım şu. Ama o haftalar. Bir kulağından girdi, öbür kulağından çıktı. Arada sen de kabarıyordun hindi gibi. Gördün değil mi? Ben boş konuşmam Rahmi. Boş konuşmam. Ya Mukaddes, bu işin içinde başka bir iş var. Kerim karakolda sus söyleme dedi ama ben sana söyleyeceğim. Söyle bakayım. Bu kadını Fatmagül'ün peşine Erdoğan diye biri takmış. Ne? Yani Kerim telefonda konuşurken duydum. Fatmagül'e zarar verirsen seni gebertirim diyordu. Yaşaranların Erdoğan'ı mı? Ha, onlardan birinin adı Erdoğan'dı değil mi? Erdoğan Yaşaran. Kerim onunla mı konuştu? Bilmem. Telefonda bağırıp çağırıyordu. Çok kızmıştı. Seni şöyle yaparım, böyle yaparım diyordu. Sonra polislerden sakladı. Eve haber verdim dedi, yalan söyledi. Ama sana söylediğimi söyleme ona, tamam mı? Kızmasın bana. Ondan mı korkacağız be? Olsun. Sen gene de söyleme. Yaşaranlar niye böyle bir şey yapsın ki? Bilmem. Bana bak, bunlar bizden kurtulmaya çalışıyor galiba. Niye? Ne zararımız var ki bizim onlara? Asıl onlar bize zarar verdiler. Sus, konuşma sakın böyle. Tamam, sustum. Ben anladım bunların niyetlerini. Yok öyle dava ama. Benim sesim çıkmıyor diye beni hafife aldılar tabii. Onlara şöyle bir görünmenin zamanı geldi anlaşılan. Kaç numara? Burası işte. Geç kaldınız. Ne? Fatmagül gitti. Oyun mu oynuyorsun benimle? Çekil şuradan. Durmadı, gitti. Fatmagül! Bağırma boşuna, yok. Fatmagül! Gitti diyorum Kerim, durduramadım. Geleceğimizi mi öğrendi? Konuş Fatmagül, nerede? Ne yaptın ona? Pisliğine bulaştırıp tuzağına mı düştün onu? Söyle! Ne diyorsun ya? Konuş Asude Hanım, Fatmagül nerede? Senin kim olduğunu biliyoruz, hadi anlat her şeyi. Çekti gitti, nerede olduğunu bilmiyorum. Bana yalan söyleme, seni mahvederim. Ya niye yalan söyleyeyim? Onun yerini ben söyledim. Bak, o zarar görmedi. Sadece gitti. Nereye? Bilmiyorum. Sen kimsin ya? Kimin için çalışıyorsun? Kim taktı Fatmagül'ün peşine seni? Anlat! Mustafa bir şey anlatmadı bana. Konuşmuyor. Zaten adını bile anmak istemiyor. Ama ben Mustafa'ya bu acıyı çektiren kızı merak ettim. O adama çalışıyorsun. Dinlemiyorsun beni. Ya onun haberi bile yok. Tamam, önce bulacağım dedim. Ona söz verdim ama... sonra onun da başının derde girmesini istemedim. Asıl ben engel oldum Mustafa'ya. Ona yalan söyledim, bulamadım dedim. Ben sadece merakımdan tanımak istedim Fatmagül'ü. Sana da ayıp ettim, özür dilerim ama... oldu bir kere. Mustafa'nın acısına şahit olduğum için nasıl bir kız bu diye merak ettim. Bu nasıl bir şey ya? Biz bütün bunlardan habersiz seni arkadaş kabul ettik. Fatmagül sana üzüldü. Ben onu üzmek istemedim. Seni de Emre. Aranızdaki varlığım Fatmagül için tehlikeli olacaktı. O yüzden birden çıktım hayatınızdan. Ama Fatmagül'ün benden yardım isteyip kapıma geleceğini nereden bilebilirdim ki? Çaresizdi, yalnızdı. O da çok yaralıydı. Gidecek yeri yoktu. Dışarıda bırakamazdım onu. Yanıma aldım, eve getirdim ama burası da tehlikeliydi onun için. Gece ben yokken gelmiş Mustafa. Buraya? Görmemişler birbirlerini. Zile basmış, Fatmagül açmamış kapıyı. O da çekmiş gitmiş. Ama ya karşılaşsalardı? İşte bu ihtimali düşündükçe ürktüm. Onun için hemen haber verdim size. Fatmagül'ün hemen buradan uzaklaşmasını istedim. Uzaklaştı da. Bir iyilik yaptınız, bari biz gelene kadar tutsaydınız. Bizim geleceğimizi bile bile onu gönderdin değil mi? Zorla tutamazdım. Çok ağır geldi Fatmagül bana. Çok. Çok şey hatırlattı. Çok şey anlattı. Onun o saflığı aldı beni çocukluğuma götürdü. Masumiyete ezdi geçti. Onun o tertemiz yüreğini gördükçe kendimi daha da kirli hissettim. Ama yine de onu ben yollamadım, yemin ederim. Benim hayatımı nasıl kazandığımı öğrendiği için gitti. Onun karşısında yedim bu dayağı. Korktu. Zorla tutamazdım. Peki neler konuştunuz? Hani gitmeden önce sana bir şey dedi mi? Nereye gideceğinden falan bahsetti mi? Hayır. Ne yapacağına dair hiçbir fikri yoktu. Derdi sadece bir yere sığınmaktı. Başa döndük yine. Elimizde hiçbir şey yok. Bunda gidecek bir yeri yok. Allah'ım çıldıracağım ya. Çıkıp buralarda arayalım. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Bence de bir bakın. O adam da belki buralardadır. Bizden önce bulursa. Çalışıyor. Gündüzleri gelmez. Geceleri çok nadir. O da haber verir. Dün gece nasıl olduysa oldu işte. Tamam sus! Konuşma. Mustafa'ya hiçbir şey anlatmadım ben. Bundan sonra da anlatmayacağım. Emin ol. İyi günler. Özür dilerim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.